Sevgili izleyiciler merhaba, konuğumuz inşaat mühendisi Nuray Tombaş, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii, ben Nuray Tombaş, inşaat mühendisiyim. Okul hayatından sonrasında proje yönetim firmasında işveren temsilcisi olarak inşaat projelerini yönetimi üzerine çalıştım. Ve o süre zarfında farklı lider, yönetici ve takımlarla bir arada bulunma şansım oldu ve yine aynı zaman diliminde e, organizasyonel sistemler ve organizasyonel sistemlerin çarkını döndüren en önemli kaynak olan aslında kaynak değil en önemli potansiyel olan insan insan psikolojisi üzerine çalışmalar yapmaya başladım ve pandemiyle de birlikte e, PM markası altında holistik management approach yani bütünsel yönetim yaklaşımını holistik ekibim ve ben geliştirdik e, şu anda da e, bu yaklaşım la e, Proje yönetimi, ecail dönüşüm, bilinçsel dönüşüm, kurumsal yaşamdaki bilinçsel dönüşüm, e, holistik lider ve holistik takım e, üzerine çalışmalar yapıyoruz. E, organizasyonların aslında ve liderlerin gelişim ortağı olarak e, hizmet veriyoruz. Ben de bu oluşumun kurucu ve yönetici lideriyim diyebilirim. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkürler. Prodemi PM Holistic Management Approach hakkında biraz daha detaylı bilgi verir misiniz? Tabii, seve seve. Holistik e, Holistic Management Approach bütünsel yönetim yaklaşımı. E, aslında insanın hem sol beynini hem de sağ beynini yani Sol beyindeki bilişsel zeka IQ'sunu, sağ beyindeki duygusal zeka EQ'sunun yeteneklerini, yetilerini birlikte kullanan, birlikte geliştiren bir yaklaşım çok özde ve sağ beyinle sol beynin sahip olduğu yetileri e, geliştirerek e, aslında insanın potansiyelini, işte performansını, etkinliğini ve tam bunlarla birlikte aslında işin iç işine, e, keyfi ve neşeyi dahil eden ve bunu nasıl yapacağımızın cevabını veren e, bir yaklaşım e, diyebilirim holistic Neyse. management Approach'a. Bu holistik yaklaşıma neden ihtiyaç var? Holistic Management Approach yaklaşımına neden ihtiyaç olduğunu anlamak için aslında geçmişi biraz kavramaya, şimdiyi biraz görmeye ve geleceği de hissetmeye ihtiyacımız var. Şimdi bunda ne demek istiyorum? Aslında geçmişe baktığımız zaman insanların, toplumların evrimleşmesini sağlayan sanayi devrimlerini göreceğiz. Sanayi devrimi 1, 2, 3'e baktığımızda ikinci göreceğimiz şey ise mekanik sistemlerin çokluğu ve dolayısıyla o zaman diliminde insanların aslında kas gücüyle bilişsel zekasının kullanımı daha yaygın daha çok kullanılıyor. Daha çok bunlara ihtiyaç duyuluyor. Günümüze baktığımızda 4. Sanayi devriminde Devrimi'nin dönemindeyiz. Ve burada aslında bilişsel zekanın yerini yapay zekalar ve kas gücünün yerinde otomasyonlar ve robotlar oluyor. Ve aslında 4. Sanayi Devrimi'nin çıkış sebebine baktığımızda da bu ee, verimliliği arttırmak ve dolayısıyla verimliliğin önündeki en büyük engel olan şeyi ortadan kaldırmak ve, ve bu insan. Neden? Çünkü insanın potansiyeli verimliliği etkiliyor. İnsanın potansiyelini etkileyen şey ise beyni, ee, beyin ise duygu ve düşünce üretiyor. Doğal olarak insan e, duygu ve düşünce üreten bir mekanizmaya sahip ve e, verimliliği arttırmak için dolayısıyla sistemden insanı çekip e, duygu ve düşünceleri olmayan teknolojileri işin içerisine dahil etmek. Dördüncü sanayi devriminin çıkış sebebi zaten bu ama e, bu sanayi devrimi aynı zamanda şuna da alan açmış oluyor. Sıradan olan her şeyi teknolojiye bırakarak aslında insanın sahip olduğu diğer tüm yetileri e, açığa çıkarma, geliştirme ve artık işin içine dahil etme e, ile ilgili bize alan açmış oluyor. E, dolayısıyla e, şimdi gelecek tarafına baktığımızda geleceği hissetme tarafına baktığımızda zaten şu anda birçok kurum yani orta düzey ve büyük kurumlar e, bu değişimi ve dönüşümün çok farkındalar. E, ne yapıyorlar peki? Aslında dünyada da bu şekilde, ülkemizde de bu şekilde yönetim sistemleri değişmeye başladı. Çünkü çok hızlı bir değişim ve dönüşüm söz konusu. Her gün yeni teknolojiler, her gün yeni buluşlar söz konusu. Ve doğal olarak buna adapte olabilmek için o katı yönetim, dikey hiyerarşi yerine biraz daha esnek, çevik, yatay hiyerarşinin olduğu bir yönetim anlayışına doğru e, bir gidişat işin var. Işine giriyor, değil mi? Aynen öyle. Kesinlikle. Ecail aslında ecail dönüşüm evet. dediğimiz e, taraf e, yönetim sistemleri tarafında şu anda en çok kullanılan ve tap evet, olan konulardan. Var, evet. o da çok Süper, <laughs> harikasınız. Kesinlikle. E, proje, e, e, yani organizasyonel dönüşüm kısmında ecail dönüşüm yani çevik organizasyonlar tarafında şu anda e, hızlı bir dönüşüm söz konusu. Tabii bununla paralel olarak e, ne e, söz konusu bir yandan kurumsal yaşamda gündemde olan şeyler ne? E, bir yandan güm, gündemde olan şey de aslında insan kaynakları yönetim politikalarının değişmesi. E, bunlar da yani insana karşı bakış açısı değişmeye ve dönüşmeye başladı kurumsal yaşamda da. E, neden? E, çünkü Z kuşağı iş yaşamına girdi. Onların hayattan beklentileri çok başka. Onların dışında aslında her birimizin ve insanların da artık hayattan beklentileri farklılaştı. İhtiyaçlar hiyerarşisi farklılaştı ve Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin artık tepe taklak olduğunu e, uzmanlar söylüyorlar. Bu da aslında şunu ifade ediyor. İnsanlar artık temel ihtiyaçları tabii ki de en önemli seviyede evet. ama insanlar daha çok kendilerini gerçekleştirme arzusunu en son evet piramidin en üstüne çıkmak istiyorlar. Aynen öyle. Piramidin en üstü o küçük olan evet. üçgenin noktası aslında e, üçgenin tabanı olmuş durumda tepedaklak olduğu için. Dolayısıyla tüm bunlar holistik bir bakış açısıyla gelişime işaret ediyor organizasyonların şimdi yönetim sistemlerini değiştirmesi, insan kaynakları yönetim politikalarını değiştirmesi ve tüm bunlarla birlikte kültürel bir dönüşüm de söz konusu organizasyonlarda ve bu kültürde işte değerler yeniden inşa ediliyor. Çünkü yeni bir liderlik anlayışı var söz konusu. Ama burada önemli olan ve dikkat etmemiz gereken aslında holistik yaklaşımla bu bütünsel yaklaşımla da sağladığımız şey aslında bu yönetim sistemlerini geliştirirken ve bu standart geliştirirken işte insanın da bilinç olarak dönüşümünü sağlamak insana olan bakış açısını insanın kendine ve diğerleriyle olan, organizasyon olan ve hatta aslında topluma olan bakış açısında iyileşmeye götürmek. Ee, i̇şte o zaman yönetim sistemlerindeki işte ecail dönüşümü yaptı, yaparken beyinsel çeviklik yani insanın da aslında duygu ve düşüncelerini de çevik hale getirebilmek, bir kültürel dönüşüm yaparken kültürel değerlerimizin içselleşmesi ve sürdürülebilirliği için yine bilinçsel o değerler üzerine yine bir bilinçsel bir dönüşüm yani içsel, içerden bir şeyleri dönüştürerek kalıcılığını sağlamak gerekiyor. Dolayısıyla bunların hepsi e, holistik bir bakış açısına ihtiyaç duyuyor ve organizasyonların Organizasyondaki bireyler, liderler, takımlar, işte organizasyonun kültürü ve sonrasında topluma baktığımızda işte bu bütünsel bakış açısını görüp bu anlamda gelişim gösteren sahip olduğumuz tüm yetiler yani nedir insanın sahip olduğu tüm yetiler İşte fiziksel yeteneklerimiz var işte zihinsel yeteneklerimiz var duygusal, içgüdüsel, ruhsal, belki sezgisel birçok yeteneğimiz var bunların her birini geliştirmeye ve iş yaşamında kullanmaya odak liderler, organizasyonlar, takımlar ve hatta toplumlar geleceğin liderleri, organizasyonları ve toplumu olacak olan kişiler. Yani buna alanı açmış oluyorlar ve geleceği aslında bu şekilde kendilerine çekmiş oluyorlar. belki şu bunu şurada şunu da eklemek gerekebilir. Peki biz bunu aslında nasıl yapıyoruz? Yani holistik management approach işte bu bilinçsel dönüşüm diyoruz. Yani bu yaklaşımın odağında insan var diyoruz. Peki bunu nasıl sağlıyoruz? Nasıl işte ecail dönüşüm, işte proje yönetiminde işin içine nasıl bu bilinçsel dönüşüm yani insanı dahil ediyoruz. Burada aslında çok özde üç aşamalı bir çalışma yapıyoruz. Duygusal zeka, pozitif zeka ve farkındalıklı iletişim olarak. Ve bu üç aşamada da bilinçsel bir dönüşüm yani beyinsel çeviklik kazandırarak potansiyeli açığa çıkarma üzerine çalışıyoruz. E, duygusal zeka tarafında duygusal zeka envanterleriyle başlıyoruz, duygusal zeka çalışmalarıyla devam ediyor. E, burada duygusal zeka kısmında aslında kişi suçunu fark ediyor. E, i̇ş başında duygularla ne yapacağım? yani duyguları e, orada nasıl ele alacağım hayatın içerisinde nasıl ele alacağım e, bunu kavramış oluyor ve duygulardan gelen mesajları alarak aslında potansiyeli geliştir yani potansiyeli geliştirirken e, duyguları ne yapacağını aslında kavruyor. Duyguların tanımını yapabiliyor. E, duyguların aslında onun gelişimi için ona mesaj verdiğini yani veri olduğunu görmeye başlıyor ve e, dolayısıyla e, kendinin duygularını ve kendiyle ilgili bir farkındalık kazanıyor. E, bu çok önemli. Neden? Çünkü aslında bu açığa çıktığı zaman karşıdakini anlayabiliyoruz. Çünkü her birimiz aslında aynı duyguları e, yaşayan varlıklarız. Belki olaylar farklı olsa da açığa çıkan duygular aşağı yukarı aynı duygular oluyor. E, dolayısıyla empatinin de doğal empatinin çıkış noktası da aslında burada oluyor. Sonrasında e, pozitif zeka ile devam ediyoruz. Neden? E, duygusal zeka yetmiyor mu? Aslında yetmiyor. Birbirini aslında tamamen tamamlıyorlar. Pozitif zeka, pozitif psikolojiden yararlanıyor ve aslında belki de IQ ve EQ'dan daha önemli bir zeka türü. Neden? Çünkü e, IQ ve EQ e, yetileriniz Güçlü olabilir. E, bu anlamda iyi olabilirsiniz ama bu yetenekleri hayatın içerisinde ne kadar kullanabildiğiniz işte o pozitif zeka ile ilgili olan bir kısım. Yani ne kadar eyleme dö dönüştürebiliyorsunuz bu kabiliyetlerinizi? Teorik olarak kalmamalı değil Aynen mi? Aynen öyle. Normalde pratikte kullanılmalı. Sizinle sohbet çok keyifli <laughs> fakat programımızın sonuna yaklaştık. E, sizi ve ekibinizi bu yaklaşımda buluşturan şey nedir ve hedefiniz nedir? Benim ve ekibimin bu noktada buluşturan şey, her birimizin kurumsal yaşamdan geliyor olması ve kurumsal tecrübesinin oluyor olması ve sanıyorum ki her birimiz kurumsal yaşamdaki o katılıkları ve eksik olan iyileştirmesi gereken noktaları görüyor olmamız ve bunu aslında iyileştirebileceğimize olan inancımız ve bunu gerçekleştirmeye olan cesaretimiz ve deneyimimiz diye düşünüyorum. Evet, hedefiniz. Hedefimiz holistik management ile aslında tamamen geleceğin yani liderlerini ve organizasyonlarını ve hatta toplumlarını inşa etmek yani oraya doğru taşımak ve ikinci hedefimiz de aslında bu bütünsel yönetim yaklaşımını uluslararası bir standart haline getirmek. Umarım en kısa zamanda gerçekleştirirsiniz <laughs> hedefinizi. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Evet var. Ee, son olarak iletmek istediğim mesaj şu olabilir: ee, Bilgelik çağında yaşıyoruz ve aslında bilginin her yerde olduğu bir dönemdeyiz ama asıl olan şey bilgelik çağında o bilgileri harmanlayarak kendimizde de olanı açığa çıkartıp ortaya bütün bir bir şey çıkarmak. Dolayısıyla aynı zamanda bu bilgelik çağında herkes kendi, öncelikle herkes kendi hayatının lideri. Dolayısıyla bizi izleyenlere şunu önerebilirim. kendilerini bütünsel olarak bakarak sahip oldukları tüm yetileri ve özellikleri bir gözlemlemelerini ve hatta belki yazdıklarını, kazmalarını ve sonrasında bunların ne kadarını hayatın içerisinde kullandıklarına bakmalarını, ne kadarını ıskaladıklarını görmelerini tavsiye ederim. Bu da bütünsel yaklaşımı öncelikle kendilerinde bakmalarını bulmalarına vesile olacaktır. Çok güzel bir mesaj oldu. Konuğumuz İnşaat mühendisi Nuray Tombaş'tı. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Sizlerle olmak çok keyifliydi. Çok sağ olun. Bizim için de çok mersi. Sevgili izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.